şu anda Serdar Kılıç'ın dağ evi yolundayız. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Şu aşağıdaki yol gözüküyor mu bilmiyorum ama oradan geldik. Dağ evi yoluna girdikten sonra yaklaşık yarım saat civarında yukarıya doğru tırmanıyoruz. Daha yolun yarısına bile gelmedik. Ama daha önce geldiğim için biliyorum. Yolu bu şekilde. Birazdan dağ evinde oluruz. Çekimlere orada devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, şu anda dağ evinin girişine ulaştık. Bu dağ yolundan gelen arabayı şuraya bıraktık. Buradan sonra yürüyerek devam edeceğiz. Burada böyle bir şey var ama yandan da geçiş var. Böyle devam ediyoruz. Şu anda Serdar Kılıç'ın dağ evi yolundayız. İkinci kez geliyorum buraya. Şöyle etrafı. Şu anda Ocak ayında olmamıza rağmen hava şansımıza muhteşem. Buralara yağışlı havalarda gelecek olan, gelmek isteyen arkadaşlara tavsiyem, mutlaka arazi tipi aracınız varsa öyle gelin. Yoksa gerçekten fotoğraflara çıkmak mümkün değil. Benim aracım da araziye uygun değil. Ama dediğim gibi şansımıza havalar çok kuru gittiği için şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Rahat bir şekilde geldik. Şu anda ilerliyoruz. Dağ evinin yanında kayıtlara devam edeceğiz. Evet, şu anda dağ evi gözüktü. Aşağıya doğru iniyoruz. Evet. Tekrardan dağ evine geldik. İkinci kez. Bu sefer abimle birlikte geldik. O da merak ediyordu buraları. Ama doğal ortamı, her şeyi muhteşem. Evet, evde verandanın içi. El emeği, göz nuru. Evet, bu da bu taraftan görünüşü. Hemen burada yine kendisinin yaptığı fırın. Fırın burada. Burası da aşağısı. Genelde yürüyüşe buralardan başlıyor. Buradan böyle yürüyüp gidiyor. O anları bize yaşatırken şimdi onun olduğu yerdeyiz. Ama gerçekten muhteşem bir yer. Harika bir yer yani. Evet, işte burası da bu yörük çadırı olarak yaptığı yer. Dağ evinin hemen sağ tarafında. Buraya gelirseniz bunu da görebilirsiniz. Evet. Tekrar dağ evindeyiz. İkinci kez geliyorum buraya. Dağ evine. Hemen gördüğünüz gibi arkamda. Biraz daha böyle gelsene. Tam güneş buraya gördünüz. Şimdi daha önceki videoda bazı tepkiler olmuştu işte. Ya hani adamın evine habersiz gidilir mi falan vesaire gibi. Arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Burası Serdar Kılıç'ın çekim yaptığı dağ evi. Şu anda da kendisi evde yok. Bir önceki videoda evde denk gelmiştik kendisiyle. Buradaydı. Bu sefer burada yok. O zaman da birçok kişiye bunu anlatmaya çalıştım. Adam burada yaşamıyor. Sürekli burada değil. O gün tamamen tesadüftü burada olması. Benim şansımaydı. Normalde burada yaşamıyor bu adam. Bunu bilin. İstanbul'da yaşıyor. Ve buraya gelmek isteyen herkes buraya gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya gelmek için hiçbir yerden izin almanızı gerekmiyor. Yani bir randevu, izin falan vesaire bir şey yok. Burası ziyarete açık bir yer. Zaten doğadaki insan olarak tanıdığımız Üstad Serdar Kılıç da burayı zaten bu amaçla yapmış. Yani burada insanlar da, hatta burayı ilk yaptığı zaman kapılarında kilit dahi yoktu. Tabi kötü niyetli insanlar eve zarar verdiği için daha sonrasında kapıları falan kilitlemiş doğal olarak. Yani buraya İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Onu söyleyeyim dedim.
ikinci kez geliyorum. O tepki gösteren kişilere nazaran söylemiş olayım. Herhangi bir izin veya bir şey gerektirmiyor. Normal, vaktiniz varsa, durumunuz, imkanlarınız müsaitse buraya çıkın gelin ve yerinde de burayı görün. Muhteşem de bir yer. Şöyle etrafı da zaten göstermiştik. Tekrardan bir görün isterim. Yörük çadırı orada. Gayet güzel bir yer yani. Doğa severlerin hani mutlaka görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Doğayı seven herkes buraya gelsin. Çünkü gerçekten de hani birçok yere gidiyoruz. Ormanlık alanlara gidiyoruz. Kamp yapıyoruz falan ama buradaki olay bambaşka. Buradaki ağaçların çok büyük, devasa, yani sarıçam, her yer sarıçamla dolu. İnanılmaz büyük, gösterişli, şaşalı. Yani tabii ki Serdar Kılıç'ın burayı seçmesinde de tabii ki bu etkenler de var illaki. Yani normal bir yer değil. Harika bir yer. Muhteşem, tavsiye ederim. Mutlaka doğayı seven herkes buraya gelsin. Buralara zarar vermeden buraya gelsin, burayı görsün derim. Başka da şu an için bir notum yok. Teşekkürler, görüşmek üzere. Bu da dağ evinin arka tarafı, fırın. Şöyle yolu göstereyim. Genelde yani programların çoğunda böyle yürüyüş yaptığı zaman, hani bir iş yapıp sonra biraz yürüyelim, ormanda biraz keşif yapalım falan deyip yola çıktığı yerde tam burası. Buradan başlıyor. Aşağıya doğru devam ediyor. Uçsuz bucaksız ormanlar.